Emeklilerimize bakacağız şimdi. Onların hali, yani en azından şöyle öneriler var. Asgari ücrete minimum emekli aylığı getirilsin diye. O da yetmez ama bakalım emekli sepeti ayrılsın önerisine, yeni önerilere çare olabilir mi? Emekli maaşınızdan en büyük harcamanız nelere gidiyor? Mutfak, gıda, elektrik, enerji. Evet. Gıda ve özellikle de enerji söyleyeyim. Ben evde 2-3 ay olmadığım halde ayda 80 lira elektrik parası ödüyorum. Niye ödüyorum bilmiyorum. Ayda 80 lira çok bir para değil mi? 23'ünde maaş alıyoruz, 24'de bitiyor. 400 lira elektrik parası geliyor, 600 lira doğalgaz parası geliyor. Geriye bir şey kalmadı. Pazara gidiyorsun, 300 liradan aşağı pazar yapamıyorsun. Nasıl geçinecek bu millet? Emekli asgari ücretin altında kalan maaşıyla açlık sınırının da çok altında geçinmeye çalışıyor. Ama aldığı maaş ay sonunu getirmeye yetmiyor. Maaşının tamamı kira, faturalar ve mutfak masraflarına gidiyor. İyi Parti milletvekili, Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz, emeklinin cebini rahatlatacak bir öneride bulundu. Emeklilere yapılacak olan zamlar için alınacak olan kriterin şu andaki enflasyon değil, onlar için bence özel bir sepet oluşturulmalı. O sepetin içerisinde gıda, içecekler, konut ve ulaşım ağırlıklı olarak olmalı ve ona göre ortaya çıkacak fiyat değişikliklerine göre yıllık olarak maaşlarına çok zam yapılmalı. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'e konuk olan Durmuş Yılmaz, emekliler için yeni bir enflasyon sepeti oluşturulmasını önerdi. Sepetin içinde emeklinin en fazla harcama yaptığı kalemler yer alsın. Emekli maaş zammı da bu sepetteki rakamlara göre belirlensin dedi. Şu anki durumda mantıklı. İnsanların şu anki öncelikleri ne? Gıda, ısınma, elektrik, su. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları sizin için ne anlam ifade ediyor? Yalan ifade ediyor. Benim için gerçeği ifade etmiyor. Sirkülasyonu düşük malzemeyi oraya koyduğunuz, onun üzerinden hesap yaptığınız zaman gerçekçi olmaz. Yani enflasyon hesabını neyle yaptığınız önemli. Tamamen uydurma. İstediklerini atmalıymış, yok bilmem çiviymiş, miviymiş, onlarla bizi idare ediyorlar. Enflasyonu yıllık hesap edecek olursak yani %100'ü geçiyor. Şu andaki enflasyon ne açıklanıyor? %20, %20 değil ki enflasyon, %200. Orada bir sıfır atıldı diyor yani. Emeklinin enflasyonu sadece gıda ve enerji üzerinden hesaplanırsa TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyondan daha fazla olacak emeklinin enflasyonu. Maaşına yapılan artış oranı da öyle. Örneğin Eylül ayında açıklanan enflasyon rakamları yıllık %20'ye yakın. Oysa sadece gıda enflasyonu yıllık %28'in üzerinde. Türk İş'e göre yıllık gıda enflasyonu %25. Sadece o bile baz alınsa emeklinin maaşına %25 zam yapılması gerekiyor. Elektriğe gelen zamsa çok daha üstünde. Ama TÜİK enflasyonuna göre zam alıyor emekli. Dolayısıyla alım gücü de sürekli eriyor. Her şeye zam var, emekliye şu anda zam yok. Bir öneri de hükümete yakınlığıyla bilinen Hak İş'ten geldi. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi önerisinde bulundu. İsterim tabii. Daha o zaman emekli maaşımız yüksek olacak. Bir çekirdeğin kilosu olmuş 90 lira. Hanımefendi, kabak çekirdeği. Ne diyorsunuz?